you are not a god. You are simply bad product. The Boys evreni kötülerin en kötüsüyle dolu. Hızlı koşanlardan uçanlara, denizde gidebilenlerden süper güçlülere, vücudunu büyütenlerden patlamaları yaratabilenlere ne ararsanız var. Süper kahramanların kötü olmasının ana konu olduğu bu evrende fazlasıyla kötü süper insanlar görmek gayet normal bu noktada. Ama peki ya sizlere en kötüsünün süper güçleri olan biri değil de gayet sıradan bir insan olduğunu söyleseydim. Evet Amerika'yı ele geçiren Homelander veya bebek yiyen Black Noir değil. Sadece sıradan basit bir insan. İşte yani bu da işin ironisi. James Stilwell ile tanışın. Kendisi Vought Corporation'ın CEO'su ve her şeyin başındaki adam diyebileceğimiz kişi. Homelander veya Black Noir'ın bile yanında basit kalacağı yaptıkları veya seriyi etkisi olarak Homelander'ın bile yanında sadece basit bir velet gibi kalıcı o adam. Amacı bu şirket yapısını desteklemek ve tabii ki de hissedarlarının ne olursa olsun mutlu etmek olan bu adam gerekirse başka bir süper kahraman takımını suçlayabilir. Onlardan tamamen kurtulabilir veya amacına ulaşmak için ne gerekirse onu yapar. Diziye bakıldığında kendisinin dizinin ilk sezonlarındaki Madeline Stilwell olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Ama Madeline Stilwell karakterinin James ile yakından uzaktan alakası yoktu. Özellikle Homelander olmak üzere karakterler ile ilişkisi ve genel kişiliği kesinlikle James'ten fazlaca uzaktı ve karakterin kesinlikle iyi bir uyarlama olmadığını söylemek mümkündü. Yani sadece cinsiyeti değil genel olarak karakteri ve kişiliği de çok fazla değişmişti ve seriyi artık aynı etkiyi veremezdi. Sonrasında ölmesiyle beraber de yerini birinin doldurması şarttı. Tam da bu sırada işe Stan Edgar girdi. Stan Edgar, Madeline'in yapması gerekeni yapması için getirilmiş biriydi ve bunu mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Her ne kadar çizgi romanlarda da Mr. Edgar isimli bir karakter olsa da asla görülmemişti ve tam adını bilmediğimiz o karakteri uyarlamaya çalışmaktansa Stan Edgar'a gösterilememiş James'in kişiliğini vermek çok zekice bir hamleydi ve tam da onu yaptılar. Soğuk, hareketlerini iyi hesaplayan ve en önemlisi Homelander'dan gerçekten korkmayan tek kişiydi. Çizgi romandaki tek farkı onu etkileyebilecek bir bağlılığı olmamasıydı. Dizide Stan Edgar'ın önüne geçen şey hala tuttuğu insanlığı oldu ama James'de bu bile yoktu. Homelander bile ona sinirlendiğinde dizide de yaptığı gibi insanların kalp atışını kontrol ederdi. Ama hiçbir değişiklik göremediğinde James de daha da sinirlenirdi. Ona asla zarar veremez, bir yandan da ondan korkardı. Bunların hepsinin altında ise kendini ispatlama duygusuyla karışık bir kafa yapısı vardı. Homelander'ı bile şüpheye düşürtüp bazen kendini ispatlamaya çalışmasına, bazen onu korkutmak istemesine, bazen ise sadece ondan bir duygu görmeye çalışmasına sebep olurdu. Çünkü Homelander üzeri kanlarla kaplı bir şekilde gecenin bir yarısında onun camına geldiğinde ve James'i tüm organlarını parçalamakla bile tesis ettiğinde James yine de ona bir tepki vermez, onu tahmin edilebilir bulur ve yaptıklarını da sıkıcı görürdü. James bu kadar da etkili bir adamdı. Homelander onu öldürmeye hazır bir şekilde geldiğinde bile kalp atışı değişmeyecek kadar sakin kalabilen, Homelander'ı orijinallikten uzak aptal bir velet olarak görüp bunu onun yüzüne rahatça söyleyebilen ve hem zekice lafları hem de bu lafları destekleyebilecek kişiliğiyle herkesin ve her şeyin kafasını karıştırabilecek biriydi. Homelander olayında onu o kadar gömdükten sonra ben camdan atlıyorum yani senle mi uğraşacağım dercesine sistem ettikten sonra Homelander'a bile kendini sorgulatması, kontrol edilemeyen süperlerden kurtulmak için Homelander'ın yaptığı her şeyi yapmasını sağlayıp sonra tüm süperlerden kurtulan, şirketin planları için her şeyi yapmayı göze alabilecek ve bunları gerçekten yapabilen birisiydi kendisi. Ama onu gerçekten serideki en büyük kötü yapan şey belki de finalde yaşananlardı. Gerçekten sevdiği birini bulduğuna bizi inandırmasından kısa bir süre sonra o kişiyi de piyon olarak kullanmasıyla beraber serinin bitmesinden hiçbir sorun olmadan kurtulan tek kişi oydu. The Boys ekibinin yaptıklarını ve tabii ki The Seven'ın yaptıklarını o kadının üzerine yıktıktan sonra ortalığa bir baktık ve neredeyse hiçbir şey kalmadığını gördük. The Boys'un çoğu ölmüştü. Homelander ve Black Noir ölmüştü. Eski bildiğimiz süperlerden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Geriye kalan tek şey ise bir fikirdi. James Stillwell'in fikri. Süperlerin bu şekilde öldürülmesini kendisi planlamıştı ve amacı ise kontrol edilemeyen bir gruptan kurtulup yerlerine yenilerini getirmekti. Her ne kadar başlangıçta kesinlikle şirkete zararlı olacak bir hareket gibi dursa da kendisi geleceği ve birkaç adım sonrasını düşünen biriydi ve uzun zaman için her şeyi dönülemez bir yola sürüklemektense bunu bir anda yapıp her şeyi düzeltmeye odaklanmıştı. Plananın işe yaradığını ve serinin sonunda planlarını yaptığı yeni daha kontrol edilebilir süper kahramanlarla ulaştığını düşünürsek bu planı yapmakta haklı olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Ve böylece ana kötümüzü de halletmiş olduk. İleride isterseniz farklı The Boys karakterlerini veya çizgi romanlarına göre değişimlerini konuşabilirim ama şimdilik benden bu kadar. Ve tabii ki yaparsam onları görebilmek için de abone olmayı unutmayın. Çünkü eğer bunlara ilgiliyseniz kaçırmak istemezsiniz.